Merhaba. Belgeselimizin adı 1914-1915. 1914 çünkü 1914 Türk tarihinin belki de en uzun yılı. Birinci Dünya Savaşı'nın çıktığı ve bizim harbe girdiğimiz yıl. 1915 çünkü 1915 Türk tarihinin belki de en kanlı yılı. Bu belgeselde 1914-1915'te size yakın tarihimizin en büyük yıkımının ve trajedisinin öyküsünü anlatacağız. Dünya küresel bir savaşa adım adım yaklaşırken Osmanlı Devleti'nin ne kadar zayıf olduğu 1911 ve 1912 yıllarında bir kez daha görüldü. 1911 yılında İtalya, Osmanlı Eyaleti Libya'ya, Trablusgarp'a asker çıkardı ve Ege Denizi'nde 12 adaları işgal etti. 1912 yılında ise Balkan Savaşı'nda Osmanlı utanç verici bir hezimetle bütün Rumeli'yi kaybetti. Abdülhamit zamanında ilişkiler çok gelişmiş olmasına rağmen Almanya bu iki olayda da Osmanlı lehine hiçbir ciddi girişimde bulunmadı. Rusya zaten Balkanlardaki Slav devletlerini destekliyordu. İngiltere ve Fransa da başlangıçta tarafsız durdular, sonra Osmanlı'nın toprak kaybını onayladılar. Halbuki 1908'de meşrutiyet ilan edilip parlamento açıldığında Fransa ve özellikle İngiltere'nin bundan böyle Osmanlı'yı destekleyeceği sanılmıştı. Dünya Savaşı'nın arifesinde Osmanlı uçurumun kenarındaydı. Dönemin karikatürlerinde uçurum kenarındaki imparatorluğun arkasında Osmanlı'nın en çok korktuğu ülke Rusya resmediliyordu. Rusya'nın İstanbul'a ve Doğu Anadolu'ya el koyma isteği bilinen bir gerçekti ve tek başına bu bile Osmanlı'nın sonu demekti. Osmanlı'nın büyük devletlerden biriyle güvenilir bir askeri ittifak yapmaya ihtiyacı vardı. Almanya ile ilişkileri geliştiren Abdülhamit olduğundan, Abdülhamit karşıtı iddiaçların ittifak için aklına gelen ilk devlet İngiltere'ydi. Ne de olsa İngiltere demokrasinin beşiğiydi. İngiltere'nin yeni İstanbul Büyükelçisi Gerard Lowther, meşrutiyetin ilan edildiği hafta 30 Temmuz'da trenle Sirkeci istasyonuna geldi. O gün dünya diplomasi tarihinde görülmemiş bir şey oldu. Büyükelçi istasyonda büyük bir kalabalık ve iddiaçılar tarafından coşkuyla karşılandı. İddiaçı hatipler İngiliz dostluğu üzerine ateşli konuşmalar yaptı. Abdülhamit de karşılamaya teşrifat nazırını ve protokol müdürünü göndererek İngiltere ile ilişkilere verdiği önemi gösterdi. Lowther, Beyoğlu'ndaki İngiliz sefaret binasına gitmek üzere atlı arabasına bindiğinde kalabalıktaki insanlar atların bağlarını çözdü. Lowther'ın arabasını kendileri çekerek yaşa var ol sesleri arasında büyükelçiyi İngiliz sefaret binasına götürdüler. Gazetelerde de İngiliz dostluğunu öven yazılar yayınlandı. Tarihçilere göre iddiaçılar bu gösteriyi Abdülhamit zamanında gelişen Alman nüfuzunu kırmak için düzenlemişlerdi. Oysa Lowther, Osmanlı'ya karşı pek sıcak duygulara sahip değildi. Üstelik Londra'daki Dışişleri Bakanı Sir Edward Grey de onu uyarmıştı. Türkiye gerçekten meşrutiyet idaresini kurar ve bunu yaşatıp kuvvetlenirse, bunun sonuçları şimdiden hiçbirimizin göremeyeceği kadar ileriye varır. Bunun Mısır'daki etkileri müthiş olur. Ta Hindistan'da da kendisini hissettirir. Türkiye'de iyi işleyen bir meşrutiyet varken ve işler iyi giderken, bizim aynı şeyi isteyerek ayaklanan Mısır halkına silah kullanmamız hata olur. Gözü Orta Doğu'nun petrollerinde olan İngiltere daha 1907'de Rusya ile anlaşmıştı.
İstanbul'da meşrutiyet sonrasında kurulan parlamento İngiltere'yi rahatsız ediyordu. Parlamento fikrinin İslam dünyasına yayılmasından endişe ettiği için de meşrutiyet Osmanlısına karşı tavır alıyordu. Fakat Edward Grey'in Büyükelçi Lowther'a bir tavsiyesi daha vardı. Meşrutiyeti destekliyor gibi görünün. İttihatçıların İngiltere ve Fransa ile ittifak yapabilme umudu, İngiltere'nin bu ikircikli politikası yüzünden bir süre daha devam etti. İngiltere'nin Osmanlı meşrutiyetine destek olmayı reddetmesinin bir sebebi de Rusya'ydı. İngiltere, Almanya'ya karşı Fransa ve Rusya ile kurduğu dengeye öncelik verdi. Önceleri desteklediler. 1908-1909 arasında İngiltere meşrutiyete destek verdi. İttihat ve Terakki de Londra'ya delegasyon gönderdi. Parlamenter yapının beşiği İngiltere'den Osmanlı parlamenterizmine destek istediler. İstanbul'daki meşruti rejimle Londra arasındaki ilişkiler başta gayet iyiydi. Ama bir kez daha İngiltere'nin Rusya'yı dışlamadan İstanbul'daki bu rejime yaklaşması imkansızdı. Bu yüzden İngiltere Avrupa'daki güç dengesini korumayı tercih etti. Osmanlı'ya ihtiyatlı davrandı. 1908 yılının Ekim ayına gelindiğinde Almanya'nın desteklediği Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Bosna Hersek'i ilhak ettiğini açıkladı. Almanya müttefiki Avusturya'nın bu hareketine ses çıkarmadı. Bosna Hersek işgali sonrasında Osmanlı'da Avusturya'ya karşı büyük bir tepki doğdu. Gazetelerde Avusturya ordusunun çizmesi altında ezilen Bosna çizimleri yayınlandı. Avusturya mallarına, özellikle Avusturya'dan ithal edilen fese karşı boykot yapıldı. İttihatçı liderlerden Cemal Paşa hatıratında o günlerde Almanya hakkında uyanan şüphelerini şöyle anlatır. İnkılabımızın daha ilk günlerinde bizi hayal kırıklığına uğratan Bosna Hersek'in ilhakı olayı, Almanya'nın güvenilir müttefiki olan Avusturya tarafından yapıldığında Almanya ne yaptı? Trablusgarp'ı işgal eden İtalya, Almanya'nın müttefiği değil miydi? Almanlar bizden ekonomik bakımdan istifade etmek isterler. Fakat bir tehlike durumunda bizi korumak Alman siyasetinin kıyısından bile geçmez. Avusturya İmparatorluğu'nun Bosna Hersek'i ilhak etmesi ve Almanya'nın buna ses çıkarmaması Osmanlı'da İngiltere ve Fransa'ya olan sempatiyi daha da artırdı. İttihatçılar hemen önde gelen isimlerden Ahmet Rıza ve Doktor Nazım Beyleri Londra'ya gönderdi. İngiliz Dışişleri Bakanı Sir Edward Grey ile görüşerek ittifak önerdiler. Fakat İngiltere iddiaçıların ittifak önerisini reddetti. İddiaçılar bu olumsuz cevaba rağmen İngilizlerle ittifak yapma arzusunu terk etmediler. Hatta Rusya ile de ittifak yapma düşüncesi doğdu. İddiaçılar İngiltere ve Fransa ile ilişkileri geliştirmek ve aradaki sorunları çözerek bir ittifaka ulaşmak için harekete geçtiler. Meşrutiyetin yarattığı bahar havası kısa sürmüş, ayrılıkçı milliyetçi akımlar yeniden hareketlenmişti. Nisan 1909'da Adana'da patlak veren ve Ermeni patırdısı diye anılan kanlı çatışmalar çok daha feci olayların habercisiydi. Tarihe 31 Mart ayaklanması olarak geçen olayda İstanbul'daki alaylı askerler, ordudaki reform yanlısı mektepli subaylara tepki olarak ayaklandılar. İttihat ve Terakki muhaliflerinin de desteklediği olaylar Rumi takvime göre 31 Mart'ta başladı ve kısa sürede yayıldı. Hükümet olayları bastırmakta aciz kaldı, kan döküldü. Ayaklanma, İttihat ve Terakki Partisi'nin Selanik'ten İstanbul'a getirttiği hareket ordusu tarafından bastırılabildi. Hareket ordusu İstanbul'a hakim olunca 27 Nisan 1909'da iddiaçılar Abdülhamid'i tahttan indirdiler. Yerine Şehzade 5. Mehmet Reşat tahta çıkarıldı. Sultan Reşat iyi niyetli fakat aciz bir ihtiyardı. İktidarı elinde tutan İttihat ve Terakki Osmanlı coğrafyasında kısa zamanda kontrolsüz güç haline gelecekti.
İttihatçıların diktatöryal yönetiminin asıl başlangıcı ise Balkan Savaşı sırasında yaptıkları Babeali baskını oldu. Balkan bozgunu sonrasında Kamil Paşa hükümeti barış görüşmeleri yapıyordu. İttihatçılar, hükümetin Edirne'yi düşmana teslim edeceği propagandasıyla Bakanlar Kurulu toplantısını bastılar. Yarbay Enver etrafında 30-40 kişilik İttihatçı Fedai ile birlikte Cağaloğlu'ndan Babali'ye doğru yürüdü. Ünlü silahşör Yakup Cemil'in tabancasından çıkan kurşunlar, başkumandan vekili Nazım Paşa'yı cansız yere serdi. Elinde tabanca ile Bakanlar Kurulu salonuna giren Enver Bey, sadrazamdan istifasını istedi. Silah zoruyla aldığı istifa yazısını Dolmabahçe'deki Sultan Reşat'a götüren Enver, padişahtan Mahmut Şevket Paşa'yı sadrazam olarak atamasını istedi. Güçsüz padişah derhal kabul etti. İttihatçılar bu darbeyle tekrar iktidara geldiler. Yeni hükümetin ilk işi muhalefet liderlerini çeşitli gerekçelerle tutuklayarak sürgüne göndermek oldu. İttihat ve Terakki Partisi'nin diktatörlüğü böyle başladı. Osmanlı Devleti'nde geleneksel olarak kara kuvvetlerinde Almanlar, deniz kuvvetlerinde İngilizler, jandarma ve gümrüklerde Fransızlar reform çalışması yapardı. Bu aynı zamanda bir denge politikasıydı. Reform çalışmalarını yürütenler çok defa sadece uzman değil, aynı zamanda yetkili de olurlardı. İttihatçılar İngiltere ve Fransa'ya daha fazla yaklaşmak istediler. Donanmanın ıslahı için Şubat 1909'dan itibaren peş peşe 3 İngiliz amirali İstanbul'a geldi. İlki Amiral Douglas Gamble, ikincisi Amiral Pidgeot Williams, üçüncüsü ve en önemlisi de 30 Nisan 1912'de göreve başlayan Amiral Arthur Limpus'tu. Paşa unvanı verilen Amiral Limpus, Osmanlı Deniz Kuvvetleri'ni ıslah etmek için çalışacaktı. Bu dönemde Osmanlı hükümeti gemi alımı, dok ve liman inşası için İngiltere'nin Armstrong ve Vickers adlı şirketlerine büyük ihaleler verdi. İngiliz Akdeniz filosu kumandanı Amiral Sir Edmund Poe, Sultan Reşid'in özel izniyle Mart 1911'de İstanbul'a geldiğinde krallar gibi ağırlandı. Padişah kendisine Nişan-ı Ali Osman madalyasını taktı. Akşam da sarayında amiral onuruna mükellef bir ziyafet verdi. Bu dönemdeki en önemli gelişme ise çok zayıf olan Osmanlı Deniz Kuvvetleri'ni ayağa kaldıracak İki büyük dreadnought'un siparişiydi. Osmanlı zamanın en güçlü zırhlı harp gemileri olan dreadnought'lardan iki tanesini satın almak için İngiltere ile anlaştı. Dreadnought'lardan birine dönemin padişahının adı olarak Reşadiye ismi verildi. Diğerine devletin kurucusunun adı verildi. Sultan Osman. Osmanlı basınında Sultan Osman'ın 1914 yılı Haziran ortalarında teslim alınıp İstanbul'a geleceği haberi yayınlandı. Hükümet Reşadiye'nin ise 1914 Eylül'ünde teslim edilmesini kabul etmişti. Osmanlı, Balkan Savaşı'nda Selanik'i Yunanistan'ın elindeki Averof adlı modern harp gemisi yüzünden kaybetmişti. Şimdi alacağı bu iki dreadnought'la Ege'de Yunanistan'a, Karadeniz'de Rusya'ya karşı güçlenmeyi umuyordu. Devletin parası yoktu. Bu gemilerin 7,5 milyon sterlin yani 5 milyon Osmanlı altın lirası tutan parası donanma cemiyetinin halktan topladığı paralarla sağlanmıştı. Okul çocukları ellerinde kumbaralarla sokaklarda kuruş kuruş ihane yani yardım toplamış, kadınlar saçlarını satmış, milliyetçilik duyguları doruğa çıkmıştı. Bu dönemde Dicle ve Fırat nehirleriyle Basra Körfezi'ndeki deniz taşımacılığıyla petrol sebebiyle önem kazanan Bağdat ve Irak'ın sulama işleri de İngiliz şirketlerine verildi. İngiltere ile sorunlar çözülme yoluna girmiş görünüyordu. Fakat bu durum uzun sürmedi. İtalya 1911 Ekim'inde Osmanlı toprağı Libya'ya asker çıkardı. İtalya Almanya'nın müttefikiydi. Müslümanların en yakın dostu olduğunu ilan etmiş olan Almanya İmparatoru Wilhelm bu işgale ses çıkarmadı. İngiltere ve Fransa da İtalya'yı yanlarına çekmek için sessiz kaldılar. Genç Osmanlı subayları Binbaşı Enver, Yüzbaşı Mustafa Kemal, Fethi, Nuri, Fuat Beyler ve Şehzade Osman Fuat Efendi
İtalyan işgaline karşı bölgedeki Arap aşiretlerini örgütleyerek gerilla savaşı yaptılar. Hint Müslümanları İtalya'yı destekleyen İngiltere'yi protesto ettiler. Ama netice değişmedi. İtalya, Ege Denizi'ndeki 12 adalara da el koydu. Çok geçmeden Osmanlı için asıl felaketin bu olmadığı anlaşılacaktı. Osmanlı tam bir yönetim kargaşası yaşıyordu. Ordudaki cuntalar yüzünden bir yılda 4 hükümet değişmişti. İmparatorluğun zaafını gören 4 Balkan devleti Rusya'nın teşvikiyle ittifak yaptılar. İngiltere ile dostluk siyaseti izleyen Ahmet Muhtar Paşa ve Kamil Paşa hükümetleri İngiltere'den değil destek, ilgi bile görmedi. Balkan Savaşı'nın çıkmasına 10 gün kala 8 Ekim'de Rusya ve İngiltere dahil büyük devletler savaşa karşı olduklarını, savaş çıkarsa sonucu ne olursa olsun Balkanlarda sınırların değişmeyeceğini açıkladılar. Bildirinin bu bölümü aynen şöyleydi. Eğer savaş çıkacak olursa büyük devletler Rumeli'de toprak durumunun değişmesine müsaade etmeyecektir. Ne var ki Balkan Harbi'nde Osmanlı hezimete uğrayınca büyük devletler Osmanlı'yı Balkan devletlerinin şartlarını kabule zorladılar. Hatta Babali baskını ile iktidarı ele alan iddiaçılardan Enver ve Talat Beyler Edirne'yi kurtarmak için askeri harekata hazırlanırken en büyük tehdidi İngiltere'den aldılar. İngiliz Dışişleri Bakanı Edward Grey şöyle diyordu. Böyle bir çılgınlık yaparsanız İstanbul'u kaybedersiniz. İngiltere Başbakanı Herbert Asquith de Türkler Edirne'yi kurtarmaya kalkarsa Anadolu topraklarının da tehlikeye gireceğini söyleyerek Doğu Anadolu'da kurulabilecek bir Ermenistan'ı ima ediyordu. İttihat ve Terakki'nin güçlü adamı Yarbay Enver ve İçişleri Bakanı Talat Beyler riski göze alarak bu askeri harekatı yaptılar. Edirne ve Kırklareli kurtarıldı. Fakat bütün Rumeli kaybedilmişti. Dünya Savaşı yaklaşırken güçsüz ve yalnız Osmanlı, Balkan Harbi'nden büsbütün bitkin ve yalnız çıkmıştı. Tarihçi Şükrü Hanioğlu'na göre Balkan Savaşı'ndaki hezimet üç gerçeği gösteriyordu. 1. Büyük devletlerden birinin koruması olmazsa Osmanlı İmparatorluğu'nun günleri sayılıdır. 2. Büyük güçlerin diplomatik alanda Osmanlı'ya topluca yazılı garantiler vermesinin bir anlamı yoktur. 3. Büyük güçlerle çatışmalara yol açan sorunları bir an önce çözmek, içerideki temel sorunları halletmek gerekir. Hanioğlu iddiaçı hükümetin bunları gerçekleştirmek için çalmadık kapı bırakmadığını da anlatır. İngiltere'yle yaşanan acı tecrübeler üzerine Osmanlılar, Fransa'nın ve yeniden Almanya'nın kapısını çaldılar. Çözmeye çalışacakları temel iç sorun da Ermeni meselesi oldu. Hatta bu dönemde Rusya ile bile anlaşmaya çalışıldı. İttihatçı liderlerden Bahriye Nazırı Cemal Paşa Paris'e gitti. Maliye Bakanı Cavit Bey Viyana, Berlin, Londra ve Paris'te kredi ve dostluk aradı. Talat Paşa Rus çarı ile görüştü. İttihat ve Terakki'nin 1913-1918 arasındaki iktidar dönemi Üç Paşalar iktidarı olarak da tanımlanır. Talat, Enver ve Cemal Paşaların öne çıktığı bu dönem diktatöryel bir yönetimdi. Bahriye Nazırı ve Deniz Kuvvetleri Kumandanı Cemal Paşa, İtilaf devletleriyle ve bilhassa Fransa ile ittifak yanlısıydı. Cemal Paşa, Nisan 1914'te Fransa-Türkiye Dostluk Cemiyeti'ni kurdurdu. Cemiyetin adının Osmanlı değil, Türkiye olması ilginçti. Paris'te de cemiyetin şubesi açıldı. Cemal Paşa, Fransız donanmasının Temmuz ayındaki tatbikatını izlemek üzere resmen Paris'e davet edildi. Paşa hatıralarında o zamanlar İngiliz ve Fransız dostluğunu her ne paya mal olursa olsun kazanmaya çalışıyorduk diye yazar.
Cemal Paşa Fransa'dan kredi almak ve bir ittifak anlaşması imzalamak için büyük ümitlerle yola çıktı. Fransa hükümeti tarafından çok sıcak karşılandı. Fakat Fransızlar hem kredi vermediler hem de müttefikleri İngiltere ve Rusya'nın onayı olmadıkça Osmanlı ile ittifak yapamayacaklarını söylediler. Cemal Paşa hatıra defterine şu notu düştü. Bu kadar büyük hayal kırıklığına uğrayacağımı hiç tahmin etmezdim. Cemal Paşa büyük hayal kırıklığı içinde İstanbul'a döndü. Osmanlı yine yapayalnızdı. Aynı dönemde eski sadrazam Hakkı Paşa da Londra'ya gönderildi. Fakat o da Cemal Paşa gibi eli boş döndü. İngiltere ve Fransa tarafından reddedilen Osmanlılar, Boğazları ve Doğu Anadolu'yu işgal etmek isteyen Rusya'ya karşı 2 Ağustos'ta Almanya ile ittifak anlaşmasını imzalayacaktır. Rusya, Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesinde en önemli etkendir. 19. yüzyılın başlarında Rusya'ya karşı Osmanlı'yı destekleyen Fransa ve İngiltere şimdi Rusya ile ittifak yapmıştır. Fransa 1892 yılında, İngiltere de 1907 yılında Rusya ile anlaşma imzalamıştır. Diplomat tarihçi Altay Cengizer durumu şöyle anlatır. İngiltere ve Fransa için Osmanlı pek çok sorunla boğuşmak durumunda olan ve gittikçe güç kaybeden eski bir Doğu İmparatorluğu. Çarlık Rusyası ise ne pahasına olursa olsun ellerinde tutmak istedikleri bir yükselen güçtü. 1914 yılında harp başladığında Rusya'daki demir yollarının uzunluğu 62.300, Osmanlı demir yollarının uzunluğu ise 5.759 kilometreydi. Rusya sanayi bakımından Avrupa'nın çok gerisinde olmakla birlikte Osmanlı'dan çok ileride bir ülkeydi. Osmanlı'nın yıllık kömür üretimi 600 bin tondan ibaretken Rusya'nın kömür üretimi 27 kat fazlaydı. 16 milyon 200 bin tondu. Osmanlı gemi ve trenleri için İngiltere'den kömür ithal eden bir devletti. İngiltere ve Fransa'nın zayıf Osmanlı ile değil nispeten güçlü Rusya ile ittifak yapması Almanya'yı iki cephede savaşmak zorunda bırakmak içindi. Kendi aralarında anlaşırken Osmanlı topraklarını da pay ediyorlardı. Çarı 1. Nikola daha 1853 gibi çok erken bir yılda Petersburg'da İngiliz Büyükelçisi Hamilton Seymour'la yaptığı görüşmede Osmanlı'yı hasta adam olarak nitelemişti. Ve hasta adam aniden ölürse meydana gelecek boşluğun savaşlara yol açabileceğini söylemiş, imparatorluğun anlaşmayla paylaşılmasını teklif etmişti. Bu teklif o sırada İngiltere'ye pek cazip gelmedi. Rusya ise Boğazlara hakim olmak ve Doğu Anadolu'yu almak için daima fırsat kolladı. Panslavizm, Ortodoksluk ve Ermenileri himaye politikaları uyguladı. Dünya güç dengesini müsait gördüğünde 1877'de Osmanlı'ya saldırarak İstanbul kapılarına dayandı. 1912'de Balkan Savaşı'nı körükledi. Balkan Savaşı'nda ivme kazanan Çarlık siyasetinin planları daha eskilere dayanıyordu. 1887 tarihinde İstanbul'daki Rus Büyükelçisi Alexander Nelidov, Boğazların nasıl ele geçirilebileceği konusunda ayrıntılı bir plan hazırlayarak Çar'a sunmuştu. Nelidov'a göre Osmanlı'da isyan ve kargaşa eksik olmuyordu. Böyle bir olay çıktığında uluslararası ortamda müsait olursa denizden yapılacak bir baskınla Rus donanması Boğazları ele geçirebilirdi. Rusya İstanbul'daki olası bir kargaşayı Panslavizm ve Ortodoksluk siyasetiyle kışkırtabilirdi. Uluslararası dengeleri de gözeten Nelidov raporunda İstanbul'a karşılık Mısır'ı İngiltere'nin, Selanik'i de Avusturya'nın alabileceğini yazmıştı. Birinci Dünya Savaşı'na kadar ve savaş sırasında Rusya'nın Osmanlı'ya yönelik çeşitli planları olmakla beraber Nelidov'un kargaşa ve savaş stratejisi Rus siyasetinin değişmez unsuru oldu. Amerikalı tarihçi Sean McMeekin 1908'de meşrutiyet ilan edilip İstanbul'da manik bir sevinç havası içinde kargaşa yaşanırken Rus Genelkurmayı'nın İstanbul'a çıkarma yapmak için Başbakan Stolypin'i zorladığını anlatır.
Rus çıkarmasıyla koordineli olarak İstanbul'daki azınlıklar da ayaklandırılacaktı. Başbakan Stolypin bunu erken buldu. Zira Rusya 1905'te Japonya karşısında sarsıcı bir hezimete uğramıştı. Avrupa'da savaş çıkması gibi uluslararası şartlar ya da İstanbul'da Ermeni-Müslüman çatışması gibi bir fırsat veya bahaneler ortaya çıkarsa Rusya boğazları nasıl ele geçirebilirdi? Bunun cevabı Rusya'nın Karadeniz donanmasıdır. Öbür tarafta Rusya Osmanlı'yı Doğu Anadolu'dan kara ordusuyla işgal edebilirdi. Bu tablo karşısında İttihatçı hükümet 1913'ten itibaren orduyu ve donanmayı güçlendirmek için enerjik bir reform programına canla başla sarıldı. Enver Paşa'nın 1914 başında Harbiye Nazırı olmasıyla birlikte ordudaki reform çalışmaları hızlandı. Ordu, ateşli vatanseverler olan genç mektepli subaylarla gençleştirilecekti. Enver Paşa ilk olarak orduyu gençleştirdi. Balkan Savaşı'nda oldukça kötü şekilde çarpışmış bütün generalleri emekli etti. Balkan Savaşları parçalanmış ordunun politik savaşlarındandı. Bu kez Lyman von Sanders'ın da yardımıyla ordunun davranış biçimini tamamen değiştirdi. Enver 1914'ün başında Harbiye Nazırı olarak, tam yetkili olarak imparatorlukta önemli bir mevkiye geldi. Yaptığı önemli işlerden, ilk işlerden biri orduda belli bir yaşın üzerinde aktif olarak subaylık, generallik yapamayacak olan 1500 üzerindeki personeli tasfiye etti. Yani ordunun komuta kadrosunu gençleştirdi. Bunun elbette eksileri de var. Zaaf oluşturacağı noktalar da olmakla beraber 1. Cihan Harbi'nde 30'lu yaşlarda generaller, daha 40 yaşına varmamış generaller başarılı oldular. Çanakkale'de de başka yerlerde de. İngiltere ve Fransa'dan yakınlık görmeyen iddiaçılar, Abdülhamit zamanındaki geleneğe uygun olarak ordu reformunda Alman, donanma reformunda İngiliz subaylarını kullanmaya devam ettiler. Osmanlı jandarmasının reformunu da Fransız generali Bowman sürdürecekti. Balkan hezimetinden sonra kendisi de Alman askeri eğitimiyle yetişmiş olan Sadrazam Mahmut Şevket Paşa, İmparator Wilhelm'den reform için bir askeri heyet göndermesini istedi. Gelen Alman subayların en önemlisi General Lyman von Sanders'tı. Mahmut Şevket Paşa Wilhelm'e yazdığı mektuptan 3 hafta sonra muhaliflerin düzenlediği bir suikaste hayatını kaybetti. Yeni sadrazam, İslamcı eğilimli iddiaççı Said Halim Paşa bu programı devam ettirdi. General Sanders, 42 Alman subayı ile birlikte 14 Aralık 1913'te İstanbul'a geldi. Sanders'e paşa unvanı verildi. Liman Paşa ve Alman subaylar danışman olarak kalmadılar. Kendilerine kumanda görevi de verildi. Liman Paşa önce İstanbul'daki 1. Ordu'ya, sonra da Çanakkale'deki 5. Ordu'ya kumanda edecekti. Lyman von Sanders hatıralarında Türk ordusunun yalın ayak olduğunu, askerin mecalsizlikten eğitime çıkamadığını, birliklerde bit ve pirinin yaygın olduğunu, disiplin ve temizliğe önem verilmediğini yazar. Türk subaylarının teorik bilgiye sahip olduğunu, tatbikat yapmadıklarını kaydeder. Buna karşılık tarihçi Stanford Shaw, von Sanders'in ırkçı ön yargılarla Türklere tepeden baktığını belirtir. Von Sanders'te çalışan Ali İhsan Paşa ise anılarında Liman Paşa'nın kalın kafalı olduğunu yazmıştır. Sonraki günlerde Alman ve Türk subaylar arasında büyük tartışmalar çıksa da ilişkiler devam etti. Osmanlı-Alman askeri işbirliğine İngiltere ve en çok da Rusya tepki gösterdi. Almanlar ve Türkler bunun siyasi bir tavır olmadığını, sadece askeri reform için tamamen teknik nitelikli bir çalışma yapıldığını söylediler. Osmanlı ordusunu Alman subaylar reforme ediyorsa, donanmayı da İngilizlerin reforme ettiğini belirttiler. İngiliz Amirali Limpus'un Osmanlı'daki resmi unvanının Bahriye Danışmanı ve Donanma Kumandanı olduğunu hatırlattılar. We'll be right back.
Gerçekten de İngiliz amirali Arthur Limpus sadece danışman değil, Osmanlı donanmasının komutanıydı. Yetenekli bir denizci, dürüst bir amiraldi. Osmanlı donanmasının gelişmesi için büyük çaba gösterdi. Öyle ki Limpus'un çabası Rusları kızdırdı. Başbakan Stolypin, müttefiki Londra nezdinde uyarıda bile bulundu. İngiltere, Osmanlı'yı tamamen Alman tarafına itmemek için şimdilik kaydıyla ses çıkarmadı. Zira donanmanın başında bir İngiliz amiralinin bulunması İngiltere için bir nüfuz faktörüydü. Mayıs 1912'de İstanbul'da göreve başlayan Amiral Limpus donanmada yolsuzluk ve israfı önleyen tedbirler aldı. Osmanlı bu dönemde endeki gemilerin tamiri, yeni gemiler alınması, yeni tersane ve doklar yapılması için Armstrong ve Vickers adlı dev İngiliz şirketleriyle sözleşmeler imzaladı. Limpus'un doktrini şuydu: barışı korumak için Osmanlı donanması Rus donanmasıyla eşit güce ulaşmalıdır. Bu mümkün olmazsa, hiç olmazsa Yunan donanmasıyla eşitlik sağlanmalıdır. Limpus, Londra'ya gönderdiği mektupta şöyle yazıyordu: Türk hükümeti iyi bir donanmaya sahip olması konusunda kararlıdır. Onları hayal kırıklığına uğratırsak başka yerlere başvuracaklardır. Limpus'un 2 yıllık görev süresinin bitmesi yaklaşırken Sadrazam Said Halim Paşa İngiliz kralından amirinin görev süresinin uzatılmasını istedi. Limpus bir süre daha İstanbul'da kalmaya ikna edildi. Osmanlı'nın İngiltere'den 1911 yılında parasını peşin ödeyerek sipariş ettiği 2 dreadnought'un teslim tarihi yaklaşıyordu. Bu 2 dreadnought'la Osmanlı donanması Karadeniz'de ve Ege'de caydırıcı bir güç haline gelebilecekti. Bu sırada Rusya ve Yunanistan harekete geçti. Parası peşin ödenmiş gemilerin Osmanlı'ya teslim edilmemesi için İngiltere'ye baskı yaptılar. Halbuki hem Rusya hem Yunanistan hırslı bir deniz silahlanması programı uyguluyorlardı. 1905 yılında Japonya karşısında ağır bir mağlubiyete uğrayan Rusya, hem savunma için hem Boğazları ve Doğu Anadolu'yu ele geçirebilmek için hırslı bir silahlanma politikası uyguladı. 1907-1913 arasındaki 6 yılda Rus ordusunun normal ödeneği 406 milyon rubleden 581 milyon rubleye çıkarıldı. Rus donanmasına ayrılan ödenekte ise muazzam bir artış yapıldı. 88 milyon rubleden 245 milyon rubleye çıkarıldı. Silahlı kuvvetlere ayrıca 2 milyar 301 milyon ruble değerinde olağanüstü bir ödenek de verildi. Bunun da çoğu Rus donanmasına gitti. Rusya Dışişleri Bakanı Sazonov, Liman von Sanders'in İstanbul'da göreve başlaması üzerine 7 Ocak 1914'te gizli bir genelge çıkardı. Genelge ile Boğazlar yönünde askeri, teknik ve siyasi açılardan bir harekat üzerine çalışmalar yapılması için askeri ve diplomatik şeflere çağrıda bulundu. Sazonov, harekatın hazırlıklarını gözden geçirmek için 21 Şubat'ta özel bir toplantı düzenledi. Başbakan'dan başka İstanbul Büyükelçisi Giers ve generallerle amirallerin katıldığı bu toplantıda taktiksel açıdan farklı görüşler ortaya çıksa da temel hedef muhtemel bir savaşta Boğazların işgal edilmesiydi. Tarihçi Sean McMeekin toplantının temel sonucunu şöyle anlatır: Gelecek yıllarda Boğazları ele geçirmek için Rus Karadeniz filosunu güçlendirmek üzere 1914 yılı için ayrılan 102 milyon ruble ödeneğin Duma'da hızlandırılarak onaylanması. McMeekin, Rus Deniz Kuvvetleri'nin Dünya Savaşı öncesindeki 10 yıl boyunca temel operasyonel hedefinin Boğazları ele geçirmek olduğunu belirtiyor. McMeekin'e göre bir savaş anında Rus Karadeniz filosu Odessa Limanı'ndan İstanbul'a 130 bin asker, 44 bin at, 228 top ve atla çekilen 10.200 vagon taşımayı öngören bir rapor hazırlamıştı. Karadeniz'de oluşturulmakta olan muazzam Rus filosunun bir kısmının da Ege Denizi'ne yığılması öngörülmüştü. Hedef belliydi: Boğazlar ve Marmara. Mart ayında Duma'da 102 milyon ruble daha verilerek onaylanan Deniz Kuvvetleri planına göre inşası devam eden 3 dreadnought'un yapımı hızlandırılacaktı. Plana bir dreadnought daha eklenecekti. Bu dreadnought'lara Çariçe Katarina, Çar 3. Alexander, Çariçe Maria ve Çar 2. Nikola'nın adları verilmişti.
Tarihçi Alan Bodger, Dünya Savaşı arifesindeki Rusya'yı anlatırken, derinlerdeki duygular hala etkiliydi diye yazar. Hala canlı olan bu duyguyu şöyle özetler. Haçı Ayasofya'ya dikme rüyası. Bu duyguya panslavizm eşlik etmektedir. Alan Bodger bu kavramların hipnoz etkisi yaptığını, başta Çar olmak üzere Marksistler dışındaki herkesi etkisi altına aldığını anlatır. Petersburg'daki uzmanlara göre Rus Karadeniz filosuna katılacak olan 4 Dreadnought 1917'ye kadar tamamlanacaktı. Harbin ne zaman çıkacağı o vakitler belli değildi. Rusya bir yandan hızla silahlanırken bir yandan da Osmanlı'nın savaş gemisi satın almasını, askeri reform yapmasını engellemeye çalışıyordu. Bunun için İngiltere ve Fransa'ya baskı yaptı. Yalnızlığının ve güçsüzlüğünün farkında olan Osmanlı ise sadece İngiltere ve Fransa ile değil Rusya ile bile anlaşmaya çalıştı. Rus çarları her sene yaz başlarında Kırım sahillerinde kaplıcaya gelir. Osmanlı padişahı da hoş geldin dileğini ve selamını iletmek için çara bir heyet gönderir. Mayıs 1914'te Çar Nikola Livadiya kaplıcasına geldi. Bu defa bir protokol heyeti değil, İttihatçı hükümetin en güçlü isimlerinden Dahiliye Nazırı Talat Paşa ve o zamanki Harbiye Nazırı İzzet Paşa Ertuğrul yatıyla Livadiya'ya gittiler. Çok sıcak karşılandılar, Çar tarafından kabul edildiler. Talat Paşa, Çar'a ve Dışişleri Bakanı Sazanov'a Türkiye'deki askeri reformların amacının Rusya olmadığını anlattı. Güven vermek üzere Osmanlı-Rus ittifakı yapılmasını önerdi. Tarihçi Akdes Nimet Kurat, Talat Paşa'nın iyi bir izlenim bıraktığını ve Talat Paşa'ya Çar tarafından Nevski nişanı verildiğini belirtir. Görüşmeler karşılıklı dostluk beyanları içinde geçti. Neticede Ruslar, müttefikleri İngiltere ve Fransa Osmanlı ile ittifak yapmadıkça kendilerinin de yapmayacağını söylediler. Paris'ten Cemal Paşa, Londra'dan Ahmet Rıza Bey ve Cavit Bey nasıl eli boş döndüyse Talat Paşa da Çar'la görüşmesinden eli boş döndü. Çarlık Rusyası Talat Paşa Kırım'dan ayrıldıktan hemen sonra Kafkasya'da Türk sınırına asker yığmaya başladı. Daha da önemlisi Doğu Anadolu'da Ermeni isyanları hazırlama çalışmalarını hızlandırdı. Talat Paşa'dan sonra Enver Paşa da Ruslara ittifak önerdi. Bu amaçla 5 Ağustos'ta İstanbul'da Rus Büyükelçisi Nikolay Giyers'le görüştü. Enver Paşa Rusya'ya güven vermek için seferberlik sırasında takviye edilen Kafkasya cephesindeki Türk ordusunu tamamen çekmeyi, bölgede asayiş için gereken kadar asker bırakmayı bile teklif etti. Enver Paşa bu görüşmede harp çıkarsa Türkiye'nin Rusya'ya yardım edebileceğini de söyledi. Tek istediği kapitülasyonların kaldırılmasıydı. Büyükelçi Giyers Enver'in teklifini çok olumlu buldu. Hükümetine bunun kabul edilmesi için raporlar yazdı. Ertesi gün Sadrazam Sayit Halim Paşa, Rus Büyükelçisine Enver Paşa'nın sözlerini teyit etti. Osmanlı basınında da Rusya ile dostluğu öven yazılar yayınlanıyordu. Fakat İngiltere ve Fransa gibi Rusya'da Osmanlı ile ittifaka yanaşmayacaktı. Tarihçi Mustafa Aksakal şöyle yazıyor. Osmanlılar 1914 baharı boyunca İtilaf Devletleri ile dostane ilişkiler içinde oldular. Ancak Rusya'nın Boğazlar bölgesini ele geçirmek konusundaki niyetini ifade etmiş olması, Rusya ile ve müttefiği İngiltere ve Fransa ile gerçek bir işbirliği kurulmasının önünde dikilen devasa bir engeldi. İngiltere ve Fransa Rus politikasına destek vermiş, bu durum Osmanlı'nın yalnız bırakılmışlık duygusunu biraz daha artırmıştı.
İngiliz ve Fransızlar Osmanlı'nın ittifak teklifine önce Ruslarla anlaşın diyerek, Ruslar da önce İngiltere ve Fransa ile anlaşın diyerek red cevabı veriyorlardı. Osmanlı'nın ittifak tekliflerini reddetmekte kalmadılar, Osmanlı'yı güçlendirecek gelişmeleri de engellediler. Osmanlı 1911 yılında İngiltere'ye sipariş ettiği iki dreadnought'un 7,5 milyon sterlin, yani 5 milyon Osmanlı altın lirası olan bedelini 1001 zorlukla peşin ödemiş, sadece son taksit olarak 700 bin altın lira kalmıştı. İngiltere'nin bu son taksit de ödendikten sonra gemilere el koyması, üstelik bedelini de geri ödememesi Osmanlı'yı Almanya tarafına iten en önemli sebeplerden biridir. Dreadnought'lar o dönemin en güçlü savaş gemileriydi. 1914 yılında Rusya'nın Karadeniz filosunda modası geçmiş 6 zırhlı, 3 kruvazör ve değişik küçük gemiler vardı. Ve Osmanlı'nın satın almak üzere olduğu dreadnought'lar bunların hepsine üstünlük sağlayabilecek güçteydi. O günlerde Rusya Karadeniz filosuna 4 dreadnought kazandırmak için hırslı bir program uyguluyordu. Balkan Harbi'nde Selanik'i, Yunan filosundaki Averof zırhlısının karşısına bir zırhlı çıkaramadığı için kaybeden Osmanlı, şimdi İngiltere'den 2 dreadnought satın alıyordu. Ege ve Karadeniz'de Osmanlı donanması üstün, en azından caydırıcı hale gelecekti. İngiltere'de Sultan Osman dreadnought'unun inşası Haziran sonlarına doğru bitti. Hatta sürat denemeleri de yapıldı. Saatte 24 mil hız yaptığı görüldü. Eşadiye dreadnought'u da sözleşmeye göre bir yıl gecikmeli de olsa nihayet denize indirilmişti. Hatta gemiyi imal eden Vickers tersanesi Eşadiye'nin denize indiriliş töreni için gösterişli bir davetiye hazırlamıştı. Hamidiye kahramanı Kaptan Rauf Bey, Sultan Osman'ı Kaptan Vasıf Bey de Reşadiye'yi almak üzere 1300 eğitimli denizciyi yanlarına alarak İngiltere'ye gittiler. Temmuz başında Fransa'da olan Bahriye Nazırı Cemal Paşa, Londra'dan Rauf ve Vasıf Beyleri Paris'e çağırmış, bilgi almıştı. Rauf ve Vasıf Beyler Cemal Paşa'ya özetle şöyle demişlerdi. İngilizlerde garip bir psikoloji var. Adeta Sultan Osman'ın tamamlanmaması ve tesliminin ertelenmesi için her gün başka bir bahane uyduruyorlar. Bu sırada Türkiye'de milliyetçi heyecan artmış, Sultan Osman ve Reşadiye için Kastamonu Kız Sanat Okulu'nda büyük bir ipek bayrak dokunmuş, törenle yola çıkarılmıştı. Osmanlı donanmasının reformuyla görevli İngiliz Amiral Limpus da inşası tamamlanan Sultan Osman'ı karşılamak üzere 27 Temmuz'da Osmanlı savaş gemileriyle İstanbul'dan törenle hareket etti. İstanbul'da İngiliz-Osmanlı dostluğu onuruna donanma haftası kutlamaları yapıldı. Sultan Osman'ın 2 Ağustos günü Türklere teslim edileceği resmen açıklanmıştı. Geminin son taksidi olan 700 bin Osmanlı altın lirasının 1 Ağustos günü ödenmesi gerekiyordu. 1 Ağustos'ta bu ödeme yapıldı. Böylece 2 Ağustos'ta Sultan Osman'a ve inşası bitmek üzere olan Reşadiye'ye törenle Türk bayrağı çekilecek, Sultan Osman dreadnought'u Türk mürettebata teslim edilecek, İstanbul'a doğru yola çıkacaktı. Fakat 2 Ağustos'ta törenden yarım saat önce İngiliz hükümeti Sultan Osman ve Reşadiye dreadnought'larına el koyduğunu, bunların İngiliz Deniz Kuvvetleri'ne verildiğini açıkladı. Aslında İngiltere dreadnought'lara el koyma kararını 31 Temmuz'da almış ama bu karar gizli tutulmuş, açıklama için son taksitin ödenmesi beklenmişti. Bu dürüstlükten uzak, hatta hasmane bir davranıştı. Üstelik İngiltere el koyduğu gemiler için peşin aldığı 7,5 milyon sterlini de geri ödemeyecekti. Osmanlı Devleti gemilere el konulmasını protesto etti ama sonuç değişmedi. Gemi yapımının ticari bir işlem olduğunu, İngiltere'nin gemilere el koyamayacağını, el koyarsa parasını derhal iade etmesi gerektiğini belirten İngiliz hukukçuların hazırladığı raporlarda işe yaramadı. Enver Paşa'nın başvurusu üzerine Churchill bir mektupla cevap verdi. Mektupta, Türkiye savaşa girmez de tarafsız kalırsa, savaş bittikten sonra İngiltere'nin dreadnought'ların parasını düşük bir faizle ödeyebileceği yazıyordu. Fakat İngiltere artık Osmanlı nezdinde güvenilirliğini kaybetmişti.
İngiltere'nin iki Osmanlı dreadnoughtuna el koymasından 8 gün sonra 10 Ağustos'ta Alman savaş gemileri Göben ve Breslau Çanakkale Boğazı'ndan girecek, Osmanlı bu gemileri satın aldığını ilan edecekti. 15 Ağustos'ta Osmanlı donanmasındaki reformla görevli olan Amiral Limpus pasif göreve çekildi, ardından İngiltere'ye çağrıldı. Avrupa'da savaş 28 Temmuz'da patlamıştı. İngiltere'nin Osmanlı dreadnoughtlarına el koymasının kağıt üzerindeki gerekçesi de buydu. Fakat Osmanlı savaşın başında tarafsızlığını ilan etmişti. Gemilere el konduğunda da tarafsızlığını sürdürüyordu. Üstelik İngiltere gemiler konusunda baştan beri Osmanlı'ya dürüst davranmamıştı. Rauf ve Vasıf beyler savaş çıkmadan önce de İngiltere'nin dreadnoughtlarla ilgili niyetlerinden şüphelenmişlerdi. Tarihçi Stanford Shaw da Osmanlı'nın satın aldığı iki dreadnoughttan Sultan Osman'ın inşa ve teslimini İngiltere'nin bilinçli olarak geciktirdiğini ve sonunda iki dreadnought'a da el koyduğunu anlatır. İngiltere'nin böyle davranmasının sebebi hem kendi harp planları hem de Rus ve Yunan hükümetlerinin dreadnoughtların Osmanlı'ya teslim edilmemesine yönelik baskılarıydı. Asker ve memurlarına 3 aydır maaş veremeyen, Balkan devletleri karşısında bile yenik düşen Osmanlı'ya düşmanca davranılmıştı. İngiltere ve Rusya'nın açıkça hasmani davranışlarını başından beri gözlemleyen Sadrazam Said Halim Paşa ve Harbiye Nazırı Enver Paşa, 27 Temmuz'dan beri Alman Büyükelçisi von Wangenheim'la ittifak müzakeresi yapıyorlardı. Said Halim Paşa ve Wangenheim, 8 maddelik ittifak anlaşmasını 2 Ağustos'ta imzaladılar. Bu anlaşma Osmanlı'nın savaşa girmesini zorunlu kılmıyordu. Öyleyse 2 ay içinde ne olmuştu da Osmanlı harbe girmişti? Bunu gelecek bölümde anlatacağız.